hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne? Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim. Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik. Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız? O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar? Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok. Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok. Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye? Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında. Aslında. Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum. Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz. Anlamadım. Bir fikrim var. Gelin. Hani biri atana kadar kalkma. Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına? Sanırım ben anladım. Bir reklam balonu. Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin. Çok daha güvenli olduğu da. Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalır. Bu tuş ne işe yarıyor? Dur İsmail, yapma. Olamaz. Parktan yana gidiyor. Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten. Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz. Nasıl durduracağız ki? İpi bile yok. Oh, ne sakin bir gün. Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Bu ses de ne böyle? Uçan bir tren mi? Bize doğru geliyor. Hadi arkadaşlar, bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir, iki, üç. Herkes iyi mi? Çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı? Senden. Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin olur mu? Yok, yemeyecektim ki. Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu. Biz mi? Olamaz. Oyun evimiz. İşte sorumuzun cevabı. Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
teklifiniz? Nasıl? Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz? Tefali mi? Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz? Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz? Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi... Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar? Söz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak? Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz. Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah. Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz. Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun. Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde. Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun. Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum. Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz? Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler? Parka. Evet. Peki parkta neler olur? Salıncaklar. Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki? Ağaç ev mi? Bu harika bir fikir. Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım. Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var. Masa beni acıktırdı. Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto? O da doğru. Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık. Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek. Hayret İsmail. Bugün hiç... Sakarlık. Yapmadın diyecektim ama. Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor. Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk. Hey! Koş koş! Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil. Çok güzel.
Vay! Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi. Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana. Ha 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 ha!